Futbolun kadınları Türkiye'den herkese merhabalar. Merhabalar Pınar Hanım. Merhaba, teşekkür ederim beni buraya davet ettiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz davetimizi kırmadığınız için. Pınar Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Tabii, ben 2015 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nden mezun oldum, fizyoterapistim. Bir süre Türkiye'de özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde çalıştım, hastanede çalıştım ve uzun bir sürede özel hastanelerde çalıştım. Daha sonra Amerika'ya geldim. Burada da kadın sağlığı, pelvik taban rehabilitasyonu üzerine eğitimler alıyorum, staj yapıyorum, kendimi geliştirmeye devam ediyorum bu şekilde. Çok güzel. Peki fizyoterapist olmaya nasıl karar verdiniz? Bize bu süreçten bahsedebilir misiniz? Aslında çok erken yaşlarda, yani ben çocukken sağlıkçı olmaya karar vermiştim. Yardım etmeyi seven bir çocuktum insanlara. Bu beni mutlu eden bir şeydi. Ve hani meslek olarak da insanlara yardım edebileceğim bir meslek seçmek istiyordum. Fizyoterapi gerçekten çok hayatın içinden bir meslek. Biz işte insanların fonksiyonlarını geri kazandırmaya çalışırken onların hayatlarına çok büyük dokunuşlarda bulunuyoruz. Bu beni çok cezbediyordu, bu fikir. O yüzden fizyoterapist olmak istedim. Peki bize açıklar mısınız? Aslında fizyoterapi nedir? Fizyoterapist ne yapar? Tabii. Aslında en temelde, yani en basit haliyle fonksiyonlarını kaybeden insanlara o kaybettikleri fonksiyonları geri kazandırmak için onların yani nörolojik fonksiyonlar olabilir, bu sinir sistemiyle ilgili ama daha çok kas iskelet sistemiyle ilgili fizyoterapiye ait yöntemleri ve egzersizleri kullanarak bir tedavi planı oluşturup onların o fonksiyonlarını tekrar kazanmalarına vesile oluyoruz diyebilirim. Peki Pınar Hanım, şöyle bir şey soracağım. Spor kulüplerinde fizyoterapistin önemi nedir? Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz? Tabii. Aslında fizyoterapi genelde de hem koruyucu fizyoterapi kısmı vardır hem de tedavi edici. Spor kulübünde de aynı şekilde çalışır. Hem müsabaka önceleri yapılan işte antrenmanlar ve tedavilere destekleyici, koruyucu fizyoterapilik yapılabilir. Hem de çeşitli sakatlanmalardan sonra o sahaya geri dönüş sürecini hem hızlandırmak için hem de tedaviye en hani maksimum şekilde kaybı önlemek için, fonksiyonu geri kazandırmak için çalışmalar yapıyor fizyoterapistler spor kulüplerinde. Peki Pınar Hanım, şöyle bir deyim var. Futbol oynamak isteyen kadınlar için, kızlar için, işte hemcinslerimize şey diyorlar. İşte futbol oynarsan bacakların çarpık olur, boyun kısa kalır. Bunların gerçekliği nedir sizin gözünüzden, sizin bakış açınızdan? Şöyle söyleyeyim. Bu aslında benim gözümden değil ya, yani ben şöyle, bu arada kanalınızı çok beğeniyorum çünkü ben aslında hani kadınların kendilerini nerelerde görmek istiyorlarsa, hani onların oralarda var olmasını çok önemsiyorum ve çok destekliyorum. Bir kadın her nerede yer almak istiyorsa, her ne işi yapmak istiyorsa bu desteklenmesi gereken bir şey. Çünkü sadece bizim toplumumuzda değil, maalesef ataerkil bir dünyada yaşıyoruz aslında. O yüzden önce tabii biz kadınlar da birbirimize destek olmalıyız. Bununla beraber bu programda da sadece burada kadın olarak ve kadınları destekleyerek değil de sağlıkçı kimliğimle de hani fizyoterapist görüşlerini ve bu konuda yapılan çalışmaları, onlara da baktım biraz buraya katılmadan. Kadın futboluyla özellikle son yıllarda ne gibi çalışmalar yapılmış, bilimsel çalışmalar, sağlık açısından hani ne gibi gelişmeler var, ilerlemeler var. Bunları da derledim. Bunlarla ilgili not da aldım. Burada bakmam gerekirse onu da bakacağım, şimdiden söyleyeyim. Çalışmaları sizi Tamam. bilgilendirmek için. Tabii. O yüzden hani giriş yaparken bunu da söylemek istiyorum. Bu programda bahsedeceğim şeyler aslında benim kişisel görüşlerim değil, çoğunluğu hani herkes için gerçekten bilgilendirici olsun diye objektif veriler ve bilimsel çalışma. Şimdi sorunuza geri dönersem, boy kısalığı konusunda böyle bir çalışma yok. Yani kesinlikle futbol oynamak ne kadınlarda ne erkeklerde boy kısalığına sebep olmuyor. Ancak hani belki bu şöyle bir düşünceden geliyor olabilir. Mesela erkeklerde de öyle. Basketçiler daha uzundur çünkü o zıplamalı antrenmanlar boy uzatmaya vesile olur. Ama futbolda daha çok o antrenmana ihtiyaç duymazsınız. Ve aslında boy kısalığı futbolda biraz avantajlı da bir durumdur. Bu yüzden belki hani boyu kısa insanlar seçiyor olabilir ya da onlar daha başarılı olabilir bu konuda.
Hani böyle bir düşünce oradan geliyor olabilir. Ama bacak çarpıklığı konusunda bir gerçeklik payı var gerçekten. Bununla ilgili 2018 yılında bir çalışma da yapılmış. Tabii sadece kadınlar değil, erkeklerde de. Ve şunu da belirtmeliyim ama amatör olarak ya da hobi olarak futbol oynamak değil. Ama uzun süreler ve ergenlik öncesinde başlanıyorsa, çünkü biliyorsunuz hani profesyonel spor hayatı ergenlik öncesi başlar aslında. Hani 30 yaşında futbol oynamaya başlayamazsınız profesyonel olarak. Bu yüzden ergenlik öncesi ve çocuk çağlarda eğer yoğun saatler futbol oynanırsa, evet, bacaklarda eğriliğe, o şekli, görünüme sebep oluyor. Bu da henüz bu kişiler gelişim çağında oldukları için kemikleri ve kasları o yönde gelişim gösteriyor. Böyle Peki açıklayabilirim. sağlık açısından bacakların çarpık olması herhangi bir şeye neden olabilir mi? Yani sağlık açısından mesela yürüme açısından veya sakatlanma durumlarında. Sakatlanma durumlarına da evet sebep olabiliyor. Şöyle kadınların pelvis kalça kemiği dediğimiz kemiği uyluktaki kemik femur kemiğine bağlayan açı kadınlarda erkeklere göre daha geniş. Ve bu açının daha geniş olması futbol gibi daha çok alt ekstremiteyi, bacakları daha çok yoğun kullandığımız egzersiz türü diyeceğim. Yani çünkü o tür egzersizler de var. Bu tür egzersizlerde sakatlanmaya daha açık pozisyona getiriyor. Maalesef hani bu anatomi kaynaklı. Diğer sorunuz için de yine ergenlik öncesi çocuk çağlarda futbol oynamaya başlayan kadınlarda ileriki yaşlarda dizlerinde artrit görünme ihtimali çok artıyor. Yani gerçekten kayda derecede artıyor. Yani bunun buna etkili olduğu söylenebiliyor. Erkekler için ilginç bir şekilde böyle bir şey geçerli değil. O yüzden maalesef bilimsel olarak kadınların alt ekstremite işte dizilimi yani o eklem açıları ve yapıları erkeklere göre biraz daha dezavantajlı bu konuda. Ben burada bir şey katmak istiyorum. O Tabii. kadınlarda artrit görünme zaten yaşla ilerleyen bir sorun. Östrojen hormonundan da etkileniyor. Yani bu sadece futbol oynayan kadınlarla ilgili değil, bu bütün kadınlarda. Yani oturduğu yerden bile yani artrit görünme riski de artıyor kadınlarda. Yani dinleyicilerimiz bunu yanlış algılamasın. Sadece futbol oynayanlara özgü bir şey değil. Bütün kadınlara özgü bir şey oluyor bu. Kesinlikle Peki. haklısınız. Ya buna alınabilecek önlemler de var. Yine hani hormonla da ilgili. Evet. Evet, Ama hani onu şu yani kanıtlanmış bir veri olduğu için ve ben de hani sağlıkçı kimliğimle burada yer aldığım için hani insanların bilgisinin olmasını isterim bu konuda. Tabii ki seçilebilir bir meslek. Bu arada bir sürü meslekte meslek hastalığı var. Yani hani Peki. ben fizyoterapistim. Birçok fizyoterapiste bel boyun fıtığı görülebiliyor. Kendine dikkat etmezse işte düzenli antrenman yapmazsa falan. Hani Kesinlikle. bununla birlikte hani böyle bir veri var ve hani çok da yeni 2018 yılında yapılmış bir çalışma. Artrit görülme ihtimali artıyor. Hani bu tabii ki seçim hani kişilerin tercihi diyebiliriz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Peki, size sormak istediğim şöyle bir şey var. Şimdi alt ligler bir yıldan fazladır sahalardan uzaklar ve egzersiz yapmaları da azaldı. Belki vücut ağırlıkları da arttı ve kaslar artık eski dayanıklılığa, güce, kuvvete sahip değil. Bu kişiler sahalara tekrardan dönmeden önce ne tür egzersizler yapmalılar? Neler önerirsiniz? Şöyle aslında hani genel öneri de olabilir bu. Özellikle kadınlar için söylüyorum yine bunu. Kadınların eklem laksitesi dediğimiz eklem esnekliği erkeklere göre biraz daha fazla. Ve bu elastikiyet bazı branşlar için pozitif bir şeyken futbol gibi şeyler için negatif olabiliyor. O yüzden kadınların özellikle eklem stabilitesini, eklem dayanıklılığını yani eklemleri birbirine yaklaştıran o hani arada tutan bağlar vardır. Onları sıkılaştırmak için daha yoğun çalışması gerekiyor. Hele de uzak kaldıkları bir dönemden tekrar sahaya dönerken buna daha da dikkat etmeleri gerekiyor. O yüzden stabilizasyon egzersizleri eklemelerini, o hani kendi rutinlerini hani çok tavsiye ederim.
Bir diğeri demin bahsettiğiniz hormon konusu da var. Hani kadınların östrojen ve progesteronlarının daha arttığı, işte o menstrual siklusun ikinci döneminde daha eklem laksitesi yine artıyor. Eklem esnekliği. Hani bu hani bedenin fiziksel bir cevabı. O yüzden ben şeyi de çok tavsiye ediyorum. Özellikle hani bu dönemde sağlıklı beslenmeye, sporcuların sağlıklı beslenmesini. Çünkü bu hormon düzenlemek için de çok önemli gerçekten. Özellikle östrojen hormonlu kadınlarda dışarıdan aldığımız o paketli ürünler sizde nasıl diyeyim, östrojenin birkaç tane türü var. Siz daha iyi bilirsiniz, diyetisyensiniz bildiğim kadarıyla. Ama hani dinleyiciler için ben de bir fikir vermiş olayım. Tabii, Hani buyurun. işlenmiş şekerler olsun, işte karbonhidratlar ya da işlenmiş gıdalar da paketli gıdalar sizin vücudunuzdaki sağlıklı östrojen değil de sağlıksız formlarını arttırıyor ve bu yine sizi sakatlanmalara açabilecek, işte genel sağlığınızı bozabilecek bir durum. O özellikle tekrar hani dönüyorsanız, gerçi zaten sporla uğraşıyorsanız bence her zaman, yani hepimiz her zaman sağlıklı beslenmeliyiz. Sporcuysanız vücudunuz çok daha önemli, çok daha fazla yatırım yapmalısınız. Sahaya dönüşte birkaç kat daha fazla buna yatırım yapmalısınız. O yüzden sağlıklı beslenmeye çok dikkat etmelerini tavsiye ederim. Bir programın başında bahsettiğim o kalça açısından, açılanmadan kaynaklı o hani kadınların bir küçük dezavantajı var demiştim. Bunun için de özellikle kalça ve diz stabilizasyonu yine çok önemli. Özellikle kalça stabilizasyon egzersizleri katmaları antrenmanlarına çok işlerine yarayacaktır. Çünkü hani özellikle dikkat etmeleri gereken bir durum bu kadınların. Hem başarılı olmak için hem de sakatlanmaların önüne geçmek için. Bir de şöyle bir anatomik bilgi daha var. ACL yaralanması biliyorsunuzdur çok sporcu için kabus. Yani çok hem ağrılı ağır. Acil yapalım, Tabii. dinleyiciler de anlasın. Evet. Tabii. ACL dizimizde bulunan tam diz kapağımızın önünde ve arkasında bağlar vardır. Bacağımızın üstündeki ve altındaki kemiği birbirine bağlayan femur kemiği ve tibia kemiği deniyor bunlara. Ve bunların arasından geçen, önden geçen ön çapraz bağ. ACL dediğim anterior cruciate ligament, Latincesinin kısaltması. Literatürde genelde ACL diye geçtiği için hani buna alışırız. Ve bu yaralanma türü futbolcular için özellikle çok sık görülür ama hani çok ağrılı, sancılı bir süreçtir. İyileşme süreci de çok zordur. Ve maalesef kadın futbolcularda bunun görülme ihtimali, yine bu benim fikrim değil, bilimsel çalışma gösteriyor bunu. 4 kata kadar daha fazla olabiliyor erkeklere göre. Bunun sebebi de hem ACL bağının daha küçük olması erkeklere göre, hem de onun tutunduğu yerin alttaki tibia kemiğinde küçük bir çentiye tutunur. O çentin biraz daha dar olması. O dar olması sebebiyle bazı pozisyonlarda orada bir sıkışma olabiliyor ve çok daha rahat bir şekilde bağ kopabiliyor. Bundan dolayı yine kadınların özellikle ve özellikle hani kalça ve diz stabilizasyon egzersizi, denge egzersizleri yapmaları gerçekten çok önemli. Bir de hani her zaman için söylenir ama özellikle sporcuların uykuya çok dikkat etmesi, hani yine sahaya dönerken uzun bir dinlenme arasından sonra tekrar hani yoğun bir döneme geçiş yapacaklarsa vücutlarını dinlendirmeleri çok önemli. Hani en azından günde 8 saat uyku, bol su, sağlıklı beslenme. Bir de ben kas açısından başlarda kasları daha yoğun çalışacağı için şimdi hani uzun bir dinlenme süresinden sonra şöyle bir tavsiye verebilirim. O kasların kolay toparlanabilmesi için magnezyum almak, magnezyum şeye de bakabilirler. Kan değerlerine baktırıp eğer eksikse magnezyum takviyesi şeklinde ya da magnezyum tuzlarıyla yapılan duşlar hani ılık su kasları dinlendirmek için, çünkü deriden de magnezyum alır geçer ve hani kaslara çok faydalı bir mineral. Antrenmandan sonra soğuk suyla duş, buz banyoları olabilir. Ama sonrasında o kas ağrılarını hafifletmek için mesela bir gün ya da 2 gün sonrasında magnezyumlu sıcak duş çok faydasını göreceklerdir. Peki bu magnezyum tuzları dediğiniz nerede ulaşabilirler? Nerede bulabilirler bu magnezyum tuzlarını? Çünkü eminim merak ediyorlardır dinleyiciler. Epson
tuzu diye satılıyor bunlar. Bence Epsom tuzu diye aratırlarsa belki hani internetten de rahatça ulaşırlar zaten ama belki aktarlara falan da hani Epsom tuzu var mı diye sorabilirler. Bu bilgi için de çok teşekkür ederim. Peki Pınar Hanım, birinci lig maçları zaten oynandı. Devam ediyor oynamaya birinci lig maçları. Ve bir sürü sakatlanma yaşandı maalesef. Peki sakatlanma yaşayan oyuncular, yani bu süreci nasıl atlatmalılar, neler yapmalılar bu süreçte, ne tür egzersizler yapmalılar? Şimdi burada tabii kişiyi görmeden egzersiz önermek çok doğru bir yaklaşım olmayabilir ve muhtemelen hani her sakatlığa bağlı tedavi süreci değişecektir. Yani onlara tavsiye edebileceğim şey eğer hani bir ameliyat gerektiyse ya da hani ciddi bir şey yani bir doktorla görüştülerse doktorun tabii ki önerilerine uymak. Sonrasında bir fizyoterapistle çalışma gerektiyse o fizyoterapistin önerilerine ve verdiği egzersiz programına birebir uymak ve bununla beraber ben şey diye düşünüyorum. Psikolojik destek bence bu süreçte fiziksel destek kadar önemli. Çünkü yani spor hayatı gerçekten sizin bedeninize bağlı. Bedeniniz sağlıklı olduğu sürece devam edebiliyorsunuz. Ve böyle bir meslek seçmişken insanın bedeninin herhangi bir şekilde hasar alması insana çok yıkıcı etki bırakabiliyor. Aslında böyle değil. Hani baktığımız zaman sporculara çok ağır sakatlanmalardan sonra sahaya geri dönebiliyorlar ve çok az hasarla atlatabiliyorlar bu süreci. Ama yine de tabii kişi kendi başına geldiği zaman bunu hani çok bunu talihsizlik olarak görüyor, haklı olarak. Eğer böyle hissediyorlarsa yani bu onlar için gerçekten bir yıkım süreci ise psikolojik destek almalarını da çok tavsiye ederim. Sizin kanalınızda da var sporcularla çalışan psikologların videolarını da gördüm. Yani bu bence psikolojik destek de bu durumda çok üstüne düşülmesi gereken desteklerden bir tanesi. Hatta isminin not aldım. Onu yanlış olmasın diye söyleyeyim. Bir tane şey var. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Amerika milli futbol takımında bir kadın oyuncu Alex Morgan. Kendisi çok ağır sakatlanmalar yaşıyor. ACL'si İki kere falan galiba acelesi yırtılıyor ve başka diz sakatlıkları da yaşıyor. Ama her şeyden sonra yani ya şunu eklemeliyim ki hani bir yer sakatlandıysa hiç sakatlanmamış gibi %100 eski haline dönmez. Ama belki o %90-95 ise bile sizin onu maksimum kapasitenize çıkararak yine başarılı olabilirsiniz. O yüzden umutsuzluğa kapılmamaları bence en önemlisi ve çalışmaya devam etmeleri. İkincisi bir Kanada milli kadın futbol takımında Kara Lang diye bir kadın futbolcu. Bence onun hikayesi çok ilham verici çünkü iki kere yine acele sakatlanması yaşıyor ve emekli oluyor. Çok erken, 24 yaşında emekli oluyor. Sonrasında çok uzak kalamıyor. 3 sene sonra geri geliyor. Geri geliyor ve yine başarılı bir oyuncu olarak devam ederken kariyerine tekrar acelesi yaralanıyor. Ve bu sefer artık oynayamayacak kadar kötü durumda. Ama bunun üstüne şöyle bir röportaj veriyor ve diyor ki... Ben diyor bu süreçlerde fiziksel sağlık kadar psikolojik sağlığım da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü fark ettim ki diyor beni bu zamana kadar geri tutan şey sakatlanmalar ya da fiziksel sağlığım değildi, özgüven eksikliğimdi sadece diyor. O yüzden bununla paylaşmak istiyorum. Yani sakatlanmalar tabii ki kimse istemez başına gelmesini ama bu yaşandıysa da umutsuzluğa düşürecek şeyler değiller. Hele de bugünün teknolojisiyle. Kesinlikle öyle. Ben de size çok katılıyorum. Peki Pınar Hanım, antrenmandan önce ısınma egzersizleri ve antrenmandan sonra işte tekrar soğuma egzersizleri ne kadar süre yapılmalı, ne tür egzersizler yapılmalı? Çünkü maalesef şu an sahalarda uygulanan antrenman öncesi işte ısınma egzersizleri yetersiz kalıyor ve futbolcular ısınmadan yani antrenmana maça çıkıyorlar. Bu da tabii ki sakatlanmalara da yol açıyor. Fakat performansı da tam olarak sergileyemiyorlar performanslarını. Ne kadar sürmeli bu ısınmalar? Ne tür egzersizler yapılmalı? Şöyle, ya gerçekten çok önemli bu arada. Onu tekrar altını çizmek istiyorum. Isınma o müsabaka için gerçekten çok önemli ya da antrenman öncesi. Soğuma da yine en az onun kadar önemli. Çünkü biz kaslarımız birçok insan şey sanıyor. Kaslarımızı biz
antrenman sırasında güçlendiriyoruz sanıyor. Antrenman sırasında güçlendirmiyoruz. Kaslarımız antrenman sırasında hatta eğer hani sonrasında kas ağrısı oluyorsa bunun sebebi kas liflerinizin küçük küçük yırtılması ve kopmasıdır. Bu sağlıklı bir gelişim sürecidir. Hani antrenmanda olması beklenen bir şeydir. Çok yoğun olmadığı sürece, zarar verici olmadığı sürece. Ve asıl antrenman bittikten sonra sağlıklı bir soğuma süreci yaşarsanız ve kaslarınızı dinlendirirseniz, yine dediğim gibi işte magnezyum banyolar olur, sağlıklı beslenme olur ve uyku ve bol su içmek, o zaman o kas lifleri güzel bir şekilde onarılır ve o kası şişiren şey aslında o liflerin hasar görüp tekrar onarılmasıdır. Aynen öyle. O yüzden ısınma da soğuma da çok önemli. Bütün bir o kas gelişimi için ve hani vücut gelişimi için. Hem ısınma hem soğuma için foam roller diye bir roller şeklinde, silindir şeklinde kasları gevşeten, hem antrenmanı hazırlayan, uzatan, hem de işte kasları destek amaçlı sonrasında süreci, o recovery, o iyileşme sürecini hızlandıran rollerlar var. Onlarla masaj yapmanı çok tavsiye ederim. Bununla birlikte ısınma antrenmanı olarak da yine bir çalışma yapılmış ve statik ısınma, statik germelerin, yani bir pozisyona girip hani o kası uzatıp sadece birkaç saniye ya da işte birkaç dakika o pozisyonda beklediğiniz o statik germelerin sakatlanmayı önlemek adına hiçbir faydası olmadığı anlaşılmış. Bu yüzden artık dinamik germelere yöneliyor bütün dünya. Bu dinamik germeler de yogadan belki hani insanların kafasına canlanabilir. Yoga hareketleri gibi bir pozisyondan bir pozisyona geçtiğiniz, vücudunuzu yavaş yavaş ısıttığınız ve uzattığınız. Bu arada yoga ya da pilates yapmasını da çok tavsiye ederim ben sporcuların. Çünkü tavsiye ediyorum onu. Kesinlikle gerekli. Evet, çünkü vücut geliştirenlerde bile görüyoruz. Omurga sağlıkları bir yerden sonra bozulabiliyor. Eğer çok bilinçli yapmazlarsa ya da dikkat etmezlerse ya da zaten vücut da bunu kaldıramayabiliyor. Çünkü sürekli ağırlık çalışarak antrenman yapılmaz. O kasların uzamaya da çok ihtiyacı var. Omurganın doğru pozisyonda, hani pozisyonun uzamasına da çok ihtiyacı var. Ve bunu da hani en kolay yapabileceğimiz şeyler yoga ve pilates. O yüzden bunu ekstra çok tavsiye ederim. Bunun yanında dinamik germe içinde bir, belki duymuşsunuz ya da izleyenler de duymuştur. FIFA 11 Plus diye, FIFA 11 artı diye bir ısınma protokolü geliştirilmiş. Toplamda 20 dakika sürüyor ve hani herhangi bir antrenman öncesi herkes yapabilir. Hani bu sadece futbol odaklı da değil aslında ama futbolcular için çok daha önemli egzersizler var orada. Vücudunuzu yavaş yavaş ısıtıyor. Hem işte ısınma dediğim şey zaten kasların ısınması, esnemesi ve hani hazır olmasıdır antrenmana. Bu süreci yani 20 dakika ideal bir süre, kısa bir süre. Yani 10 dakika biraz kısa kalabilir. Eğer hani vakit yoksa hiç yoktan iyidir. Ama hani ideali 20 dakika ısınma yapmak, yine 10-15 dakika soğuma yapmaktır. Ve bu eğer araştırırlarsa FIFA 11 artı programını, orada çok fazla egzersiz var zaten ısınma yapabilecekleri. Ve hani sadece kendi tenine bakarak da şey yapabilirler. Bu arada buna ilave edeceğim bir şey var mı diye de bir kontrol edeyim. Tamam. Ha, belki egzersiz türü tavsiye edebilirim. Özellikle ACL için, ACL sakatlanmasını önlemek için diz stabilizasyonu çok önemli demiştim. Stabilizasyon nasıl yapacaklarına dair birkaç egzersiz söylersek, mesela squat egzersizleri, hem kalça hem diz stabilizasyon için squat yapıp zıplamalı, hani zıplamalı squat egzersizleri, tek bacak lunge egzersizleri, Bulgarian lunge diye bir egzersiz var. Tek arkadaki tek bacağın yukarıda olduğu egzersizler. Bunların hepsi stabilizasyonu artıracak egzersizlerdir. Hem ısınmada yapılabilir hem de genel olarak ACL'nizi korumak için yapılabilir. Ve bununla beraber yoga dedik ama yogada özellikle altını çizmek istiyorum. Bütün vücut germe çok önemli. Yani alt ekstremite çalışıyoruz, bacak çalışıyoruz, sadece bacak gerelim değil. Yani eğer sporla uğraşıyorsanız bütün vücudunuzu germeniz gerekiyor. Hani tam bir germe yapmak gerekiyor. Bir de sakatlamadan bahsetmişken
ayak bileği sakatlamaları da çok görülen bir şey spor hayatında. Ayak bileği burkulmaları için, işte oradaki bağların sağlam olması için ayak bileği stabilizasyon egzersizleri de çok önemli. Bunu hatta sadece antrenman için değil, günün herhangi bir saatinde oturduğu yerden bile yapabilir kişiler. Sadece ayak bileklerini uzatarak, ayak bilekleriyle çember çizmek, işte pedal hareketleri yapmak hem kan dolaşımını arttıracaktır hem de bileğin eklem hareketini hani geliştirecektir. Bir tane daha egzersiz söyleyeyim. Ayak bileğinizin altına böyle küçük bir rulo, bir havlu koyabilirsiniz ve ayağınızla alfabenin harflerini yazabilirsiniz. Ya da işte sayıları, rakamları bu şekilde ayak bileğiniz her yöne hareket etmiş olacaktır. Çok fonksiyonel bir egzersiz. Gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Yani şöyle toparlarsak hepsini, yani kadın futbolcular, futbol oynayanlar hem yoga hem pilates yapmalılar. Bütün squat tiplerini diyelim mi? Kalça ve Diyebiliriz, evet. evet, kemiklerini, eklemlerini güçlendirmek için bütün squat tiplerini yapabilirler. Bunlar zaten YouTube'da bir sürü video var. Alt ekstremite çalışması. Bir de ayak bileği hakkında verdiğiniz bilgiler çok önemli. Ben bunları daha önce duymamıştım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bu bilgileri de bizimle paylaştığınız için. Bir şey daha ekleyeyim bu soru bitmeden, Tabii. sakatlanma demişken. Kafa travmaları ve kafa sakatlanmaları da aslında futbolda Ha. çok görünen bir şey. Ve ya çok fazla sakıncası olan bir şeydir kafaya darbe almak. Çünkü her bir darbede beyin hücreleriniz ölür. Ve hani tabii ki öyle, hani yerine yeni beyin hücreleri üretilir falan, ama hani sürekli sakat, yani hani boksörlerde görüyoruz. Uzun yıllar kafasına darbe aldıktan sonra bu insanlarda nörolojik hastalıklar görünmeye başlıyor gibi. Bu yüzden koruyucular takmak, kafaya bant şeklinde olan koruyuculardan olabilir. Kadınlar için de var, satılıyor bunlar. Yani buna özen göstermek çok önemli ve doğru teknikle kafa vuruşu yapmak da çok önemli. Çünkü evet, kafanızın bir bölgesi biraz daha dayanıklı olabilir, ama o bölgeyi kaçırdığınız zaman, amatörseniz, acemiyseniz, yanlış bir yerine hasar alırsanız çok kalıcı hasar da bırakabilir. O yüzden gerçekten emin değilseniz kafa vuruşu yapmamak ve koruyucu başlık takmayı çok tavsiye ederim. Kesinlikle, kesinlikle bu çok önemli bir noktaya değindiniz. Bugüne kadar hiç buna değinmedi. Yani kafayı korumak, koruyucu bantlar çok önemli. Çünkü zaten en küçük bir travma bile komple bütün vücudun işleyişini, fizyolojisini değiştirecek. Kafaya alınan en küçük bir travma. Bu da yani direkt olarak hem performansa hem sporcunun sağlığına etki edecektir. Özellikle bu daha çok forvet mevkilerinde oynayanlarda, kafa atışı yapan pozisyonlarda daha sık görülen bir yaralanma çeşidi de diyebiliriz. Maalesef hatta çok sık sık görülen. Bu yüzden de dikkat etmenizi yani dinleyicilerimize öneriyoruz. Birçok futbolcu maalesef fizyoterapistle çalışamıyor veya kulüplerde fizyoterapist yok. Bize buradan kulüpte fizyoterapistin önemini anlatabilir misiniz? Niye kulüpte bu sporcular için bir fizyoterapist bulunmalı? Yani bunu bir toparlayabilir misiniz bizim için? Tabii ya, gerçekten çok önemli bir nokta bu arada. Hani spor hayatının fizyoterapiden ayrı olması düşünülemez aslında. Çünkü videonun İmkansız. başında bahsettiğim gibi fizyoterapinin koruyucu rehabilitasyonda da önemli bir yeri var. Tabii ki o sakatlanma olduktan sonra illaki doktora gidiyorsunuz ve doktor size zaten fizyoterapisi yönlendiriyor. Orası tamam. Ama onun öncesinde bu mesela bahsettiğim egzersizler, bir fizyoterapist bunları biliyor. Mesela siz eğer kadınsanız, işte siz hangi sakatlanmaya açıksınız sizin anatominizden dolayı, ya da bir fizyoterapist sizi zaten değerlendirdiğinde, hani birey olarak, kişiler olarak sporcuları, bu sporcunun hangi kası daha kuvvetli, avantajlı, hangi kasının daha çok güçlenmesi gerekiyor? Hem performans arttırmak için hem sakatlıkları önlemek için. Ya da hangi kasları kısa, ya da işte hangi kasları daha güçlü,
uzun, yani hangisi gergin, bunları biliyor ve size özel egzersiz programı hazırlayarak size özel sizin ihtiyacınıza yönelik, dediğim gibi hani hem performans amaçlı hem sakatlanma önlemek için birebir sizinle çalışıyor. Bu çok kıymetli bir şey. O yüzden yani amatör de olsa aslında yani kulüplerin hepsinde olması gerekiyor ama eğer kulüplerde yoksa bile hani burada bir şekilde sporla uğraşan insanlara bir bilgi olsun diye söyleyeyim. En azından bir seans bile siz bir fizyoterapistle görüşseniz ve sizi değerlendirmesini isterseniz hem sizin postürünüzü değerlendirir hem işte kas durumlarınızı hem eklem stabilitesinizi bahsettiğimiz gibi burada çok önemli bir şey sporda ve size özel bir program çizebilir ve buna devam edebilirsiniz. Çünkü antrenman yani tabii ki hani her hareket yapılması gereken belli hareketler vardır her antrenmanda yer alması gereken. Bunun yanında sizin ya her insanda farklı bir anatomisi ve vücudu Bireysel vardır. bir şey olmalı değil mi? Evet, kesinlikle Evet. öyle. Evet. Kişiden kişiye anatomik değişiklikler görüldüğü için. Evet. Peki son olarak futbolun kadınlarına neler söylemek istersiniz? Ya ben dediğim gibi gerçekten destekliyorum. Çünkü bu sadece ülkemizde değil, dünyada da azınlık olan bir şey. Yani kadın futbolu baktığınız zaman hani daha çok erkeklerin domine ettiği bir alan futbol. Hani böyle bir alanda çalışmaları, var olmaya çalışmaları, hani çaba göstermeleri çok takdir ettiğim bir şey. Bununla beraber bu çok erken yaşlarda başlayan bir şey ya profesyonel Evet. spor hayatı. Daha çok aslında hani çocukların ilgisi varsa bile anne baba yönlendirmesiyle oluyor. O yüzden o anne babalara o şeyi bir hatırlatmak istiyorum ama yani gerçekten profesyonel sadece futbol için değil ama profesyonel spor hayatı maalesef fiziğimizi, vücudumuzu, bedenimizi yoran bir şey. Çünkü zaten erken yaşta emekli oluyorlar, işte sakatlanmalar olabiliyor falan. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani her mesleğin artısı eksisi var. Ama hani ben hem çok gurur duyuyorum bu kadınlarla ama hem de hani anne babalara ya da çocuğunu buna yönlendirmek isteyenlere bunun eğrisin doğrusunu iyi hani düşünmelerini, ölçüp tartmalarını tavsiye ediyorum. Hatta hani gerekirse bir doktorla, bir spor hekimiyle görüşüp hani bu çocuğun vücudunda ileride bir sorun olabilir mi? İşte eklemlerin artrit falan gibi. Hani bunlara emin olduktan sonra başlamalarını tavsiye ediyorum. Bununla beraber dediğim gibi sakatlanmalar da hani kimse umutsuzluğa kapılmamalı. Yani hani artık çok gelişti. Tıp hani hepsinin tedavisi var. O yüzden hani psikolojilerini sağlam tutup hem o dediğim gibi hani o erkek domine bir ortamda kendilerine inanmalarını tavsiye edebilirim. Pınar Hanım, gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. Bizimle paylaştığınız bilgilerinizi, tecrübelerinizi. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben de size çok Umarım teşekkür ederim. tekrar bir programda yine görüşürüz. Yine başka şeyler konuşuruz bu sefer. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bunların faydalı olduğunu duyduğuma sevindim. Tabii ki başka bir programda, başka bir konuda görüşmek isterim sizlerle.